Baykar Bayraktar TB3 SİHA ilk uçuşuna gün sayıyor. Yer testlerine başlanılan Bayraktar TB3'ün ilk koşu testi geçtiğimiz saatlerde başarıyla tamamlandı. TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden iniş, kalkış yapacak Baykar Bayraktar TB3 SİHA'nın test faaliyetleri devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde ilk koşu testini gerçekleştiren Bayraktar TB3, yer testlerine başarılı bir başlangıç yaptı. Bayraktar TB2 SİHA'ya göre daha yüksek faydalı yük kapasitesine sahip olacak Bayraktar TB3'ün kanatları, deniz platformlarının kapasitesinden tasarruf edilmesi amacıyla katlanabilir yapıda olacak. Çorlu'da test faaliyetleri devam eden Bayraktar TB3'ün bu yıl içerisinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyor. Türkiye'nin ilk amfibi gemisi Anadolu için üretilmekte olan Bayraktar TB3 katlanabilir kanatlara, SATCOM faydalı yüküne, 1450 kilogram kalkış ağırlığına, 24 saat havada kalış süresine, 6 adet silah istasyonuna ve yüksek irtifada görev yapabilme yeteneğine sahip olacak. Geçtiğimiz aylarda Bayraktar TB3'ün özelliklerini de açıklayan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 diye uçak gemisine inip, kalkan ve o sınıfta benzeri olmayan bir uçak geliştiriyoruz. Kanatları katlanıyor, uçak gemisine iniyor, 1200 kilogram civarında, daha ağır mühimmatlar taşıyabiliyor diye konuşmuştu. Bayraktar TB2 ile Anka arasında bir konumda bulunacağı tahmin edilen Bayraktar TB3 için Anadolu LED gemisinde bir takım modifikasyonlar gerçekleştirilecek. Bu modifikasyonların sonucunda Anadolu LED gemisi, Baykar Savunma Üretimi Bayraktar TB3 için uçuş operasyonlarına hazır hale getirilecek. Bayraktar TB3'ün Roketsan tarafından geliştirilen Lilium-TAS tank güdümlü füze sistemini kullanabilecek kapasitede olacağı öngörülüyor. SİHA, T üretimi milli bir motor kullanacak. 2023'te gökyüzü ile buluşması beklenen Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu'da 30 ila 40 adet konuşlandırılması bekleniyor. Bayraktar TB3 SİHA Anadolu'nun güvertesini kullanarak Stobar tipi iniş kalkış yapabilecek. Ayrıca TCG Anadolu'ya entegre edilecek komuta merkezi ile de aynı anda en az 10 adet Bayraktar TB3 SİHA'nın operasyonlarda kullanılabileceği ifade ediliyor. Amfibi hücum gemilerinden kalkış yapıp 24 saatten uzun süre havada kalabilecek TB3 çıkarma senaryolarında keşif, hedef işaretlemesi ve yakın hava desteği verebilecek olmasıyla bu sınıftaki gemiler için yeni bir alternatif olarak ele alınabilir. Yürüyüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak Bayraktar TB3, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.